Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS İnkılap tarihinde gerçekten önemli bir konu olan Atatürk ilkelerini öğreneceğiz. Tonguç'um, sana hemen çok önemli bir soruyu sormak istiyorum. Milli bağımsızlık ve milli egemenlik... Milli bağımsızlık ülkeyi kurtarmak, milli egemenlik ise ülkeyi halkın yönetmesi. Harikasın, tebrik ediyorum. Bunu çok iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü birazdan milli egemenliğin cumhuriyetçilik olduğunu göreceğiz. Cumhuriyetçilik halkın yönetime katılması. Yani ulusal irade, halk egemenliği, demokrasi, meclis, bunlar neler biri? Milli egemenlik olacak, yani cumhuriyetçilik olacak. Milli bağımsızlık ise ülkeyi düşmandan kurtarmak Tonguç. Geldikleri gibi giderler. Harikasın. Biz düşmanı geldiği gibi göndermiştik ve biz de şu anda esasında neyle savaşıyoruz Tonguç? LGS ile savaşıyoruz. Harikasın. LGS ile savaşmıyoruz da esasında LGS'de öğreneceğimiz bilgileri öğrenerek, yani sınavlarda öğreneceğimiz bilgileri öğrenerek neyle savaşıyoruz? Cehaletle savaşıyoruz. Harikasın. Cehaletle savaşıyoruz. İşte Mustafa Kemal Atatürk ve Türk halkı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra önce milli birlik ve beraberliği sağladı. Bir araya geldi. Sonra amaç milli bağımsızlığı sağlamaktı. Yani ülkeden düşmanı her anlamıyla atmaktı. Ekonomik anlamda atmak, yani kapitülasyonları kaldırmak. Buradan Yunanları, buradan Ermenileri, buradan Fransızlar ve Ermenileri, buradan İtilaf Devletleri'ni, buradan İtalyanları kovmak milli bağımsızlık mücadelemizdi. Ama bunu yaparken milli egemenliğe dikkat ettik. Ne yaptık? Erzurum Kongresi'nde, Sivas Kongresi'nde, meclis açıldığında, Büyük Millet Meclisi açıldığında hep halkın görüşlerini aldı Mustafa Kemal. Ve ardından da 23 Nisan 1920'de de tabii ki Büyük Millet Meclisi'ni açtı ve sonra da Cumhuriyeti ilan etti. Laiklik ve çağdaşlaşma ise daha çok Cumhuriyet'in ilanından sonra olan bir olay. Yani işte halifeliğin kaldırılması ve sonrasında tekke ve zaviyelerin kapatılması, biraz daha modernleşme. Ama burada kesin bilmemiz gereken şey, milli birlik ve beraberliği sağlamadan milli bağımsızlık sağlanmıyor. Milli birlik ve beraberlik, mesela şuraya dikkat edelim Tonguç. Mesela dedin ki, bu kalemi kırabilir miyim ben? Evet hocam. Peki bu kalemlerin her biri bir araya geldiği zaman kırabilir miyim? Artık kıramam. Neden kıramam? Çünkü artık bir oldular, beraber oldular. İşte Mustafa Kemal dağınık bir halde olan ulusal bölgesel kuvvetler olan Kuvayi Milliye'yi düzenli orduya dönüştürüyor. Dağınık halde olan yararlı cemiyetleri bir araya getiriyor. En sonunda milli birlik ve beraberliği sağlayıp milli bağımsızlığı sağlıyor Tonguç Elad'ım benim. Şimdi bugünkü dersimizde de işte bu dört bağlamdan yola çıkarak ilkeleri öğreneceğiz. Mesela diyelim ki hep beraber, hepimiz eşit olduğumuzda halkçılık ilkesi olacak. Ya da milli bağımsızlığımız için yaptığımız, bak burada milliyetçilik, bak burada göstermek istiyorum, milliyetçilik. Yani Türk, Türklük, Türkiye, milli bağımsızlık, milli bilinç, ulusçuluk, misak-ı milli, bunların her biri milliyetçilik ilkesiyle alakalı olacak. Mesela Türk Tarih Kurumu'nu ve Türk Dil Kurumu'nu kurarak Mustafa Kemal bize neyi aşılamaya çalışıyor? Milli bilinç. Harikasın. Biz Türk'üz. Biz Hunlar, Köktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Osmanlı, bizler kimlerin kimlerin torunuyuz diyecek ve Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu sayesinde biz kendi milli bilincimize sahip çıkacağız. Milli egemenliğin zaten cumhuriyetçilik olduğunu söyledik. Bugünkü öğreneceğimiz konu gerçekten çok keyifli, çok önemli. Tüm inkılap tarihini anlayabileceğimiz bir konu. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün amacını anlamış oluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün neler yaptığını anlamış oluyoruz. Tüm inkılap tarihinin özeti esasında Atatürk ilkeleri diyebiliriz. Burada her biri için birer resim çizeceğim sana. Çok güzel bir şekilde anlayacaksın. Şimdi intromuz girsin. Bu arada intromuz girmeden önce şunu da söylemek istiyorum. İlk dönem bitti. Peki LGS hazır mısın Tonguç Elan benim? Hazır değil mi hocam? Tabii ki. Hiçbirimiz kendimizi hazır hissetmiyoruz. Neden? Çünkü daha ikinci dönem konularımız var ve birinci dönemi de çok güzel bir şekilde tekrar etmemiz lazım. Bu yüzden de sizlere birazdan intromuzda da söyleyeceğiz. LGS ilk tekrar programımızı yaptık. Burada birinci dönemde öğrendiğimiz tüm konuları mükemmel bir şekilde tekrar edeceğiz. Ve içerisinde de çok güzel bir setle sizi destekleyeceğiz. İstersen intromuz girsin, ardından da videomuza başlayalım. Hadi bakalım Tonguç'um. LGS ilk tekrar kampı başlıyor. 8. sınıfın tüm derslerini ilk tekrar kampında tekrar ediyoruz. İkinci döneme eksiksiz başlıyoruz. Ayrıca ilk tekrar kampına özel 3 farklı kaynak ve adım adım seni yönlendirecek kamp programı LGS ilk tekrar setinin içerisinde. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'da bulabilirsin. Tonguç 8. sınıf kanalında 22 Ocak'ta başlayacak bu müthiş kampa sen de katıl. Evet, videomuza geri döndük. Bu arada arkadaşlar şuna dikkat edin. Ben olsam sizin yerinize programı uygularken denemelerde hata yaptıysam, diyelim ki burada denemede hata yaptım bir konuda, Friendship'ten hata yaptım ya da Milli Uyanış'tan hata yaptım, hemen sadece birinci dönem konusu da olsa onunla alakalı sadece birinci dönem kitabı olan ilk tekrardan mutlaka ekstra ödevler çözerim. Veyahut eski kitaplarımda, başka kitaplarımda varsa onları çözerim diyorum. Bu kadar reklam yeter diyoruz ve herkes arkasına yaslansın, emniyet kemerlerini bağlasın. Şimdi hep beraber Atatürk ilkelerini öğrenmeye başlıyoruz. Şimdi Tonguç'um, burada yazdığımız şey Mustafa Kemal Atatürk'ün amacıydı. Mustafa Kemal Atatürk'ün 4 temel amacı var. Birinci amacı milli birlik ve beraberliği sağlamak. Ardından ve tabii ki en önemlisi ülkeyi düşmanlardan temizlemek, yani milli bağımsızlık. Yani bizim hukuki, siyasi, askeri her anlamda
bağımsız olmamız, sonrasında da milli egemenliği sağlamak, yani ülkeyi halkın yönetmesi, daha sonra da laiklik ve çağdaşlaşmayı göreceğiz sonuç herhalde benim. Şimdi burada her bir ilke esasında az önce söylediğimiz şeyle bağlantılı. Mesela cumhuriyetçilik deyince aklımıza hemen seçimler, sandık, meclis gelecek. Hatta gel istersen cumhuriyetçiliğe bakalım şöyle. Şimdi cumhuriyetçilikte anahtar kelimeler şu. Milli irade, yani ulusal egemenlik demek. Bak milli, ulusal demek Tonguç için buraya yazıyorum bak. Milli, hatta başka bir renkte yazayım ki daha iyi anlaşılsın. Millinin diğer kelimesi ulusal. İrade kelimesinin diğeri ise egemenlik. Yani ulusal egemenliği gördüğün zaman, milli egemenliği gördüğün zaman, milli iradeyi gördüğün zaman hemen aklına insanların seçimlere giderek oy vermesi aklına gelecek. Mesela sizin sınıfta sınıf başkanlığı seçimi yapılıyor mu? Evet hocam. Değil mi? Bir Ahmet katılıyor mesela, bir Mehmet katılıyor. En fazla oy alan sınıf başkanı oluyor. İşte halkın karar verdiği bir sınıf sizin sınıf. Ülkemizde de Mustafa Kemal Atatürk halk karar versin diyor. Son sözü halk söylesin diyor. O yüzden de halk egemenliğini istediği için, demokrasi istediği için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açacak. 23 Nisan 1920'de. Ve bu meclis kelimesi yine anahtar kelimeyle alakalı. Seçimler, partiler, anayasalar, bunları gördüğün zaman şak diye cumhuriyetçiliği işareteceksin. Peki cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı inkılaplar nelerdir? Birincisi 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin açılması. 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılması. 29 Ekim 1923'te cumhuriyetin ilanı. Zaten bak cumhuriyet, meclis, bunları gördüğün zaman net bir şekilde, hatta buraya anahtar kelimelerin içerisine cumhuriyet de yazabilir Sonuç Ela Demen'in. Bunların her biri cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı. Devam ediyoruz. Cumhuriyetin ilanı dedik. 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması, çok partili hayat. Çok partili hayattan kastımız şu, ilk başta ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulacak. CHF'ye karşı, yani Cumhuriyet Halk Fırkası'na karşı. Sonra bu kapatılacak, ardından Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulacak. Bu da kapatılacak, kendini feshedecek ama sonuçta halk çok partili hayata geçmeye çalışacak. Fakat yeterli bir demokratik olgunluk oluşmadığı için belli bir süre ertelenecek. Ordunun siyasetten ayrılması yine bu halifeliğin kaldırıldığı gün olacak. Şer'iye ve Efkaf Vekaleti kaldırılıyor, Erkan Harbiye Vekaleti kaldırılıyor. O dönemde ordu siyasetten ayrılacak. Yani ordu siyasetten ayrılması ne demek biliyor musun Sonuç Erdem benim? Bilemedim hocam. Yani eskiden generaller milletvekili de olabiliyordu. Milletvekilleri genel de olabiliyordu ama şimdi böyle bir şey yok. Askersen komutansan askersin, milletvekiliysen milletvekilisin. Ve kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi de, bu da yine cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı bir inkılap. Şimdi geldik milliyetçiliğe. Milliyetçilik deyince hemen aklımıza Türk bayrağı gelecek Tonguç Erdem benim. Neden? Çünkü Türk, Türklük, Türkiye, milli bağımsızlık, milli bilinç, ulusçuluk, misak-ı milli, yani ulusal yeminimiz. Hatırlarsan bunun içerisinde kapsar vardı. Yani kapitülasyonlar kaldırılacak, azınlıklara diğer ülkelerdekiler gibi eşit haklar verilecek. İşte Boğazlar'da egemenlik tanınacak, sınırlar, yani Boğazlar'daki egemenlik bize tanınacak tabii ki. Sınırlar, Arap bölgelerine referandum dediğimizde bunlar kapsardı. Yani misak-ı milli bizim ulusal yeminimiz. İşte bunu gerçekleştirmek için yaptığımız her şey milliyetçilikle alakalı olacak, milli bağımsızlıkla alakalı olacak. Türk tarihi ve kültürü yine milliyetçilikle alakalı. Ortak kader, bizim ortak bir kaderimiz var. Biz Hunlar, Köktürkler, Uygurlar, Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti, biz ta o zamandan beri ortak bir kaderimiz var. Biz Türk milletiyiz. Dolayısıyla da Türklüğümüzle gurur duyuyoruz. Milli bağımsızlığımız için her zaman mücadele ediyoruz. Peki bunun için neler yapıldı? Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması da, bak T kelimesi var ya burada, Türkiye. Türkiye Büyük Millet Meclisi oluyor. İşte bu milliyetçilikle alakalı. Misak iktisadi, ulusal yeminimiz mesela, yani ekonomik yemin. Kapitülasyonların kaldırılması, ekonomik bağımsızlığımızın sağlanması. Kabotaj kanunu, yani denizlerde Türkiye'nin hakim olması. Eskiden bizim denizlerimize, boğazlarımızdaki vapurları yabancılar işletiyordu. Mustafa Kemal diyor ki yok öyle bir şey diyor. Türkiye Türklerindir diyor ve kabotaj kanunuyla Türk denizlerindeki Türk karasularını işletme hakkı bize geçiyor. Türk Tarih Kurumu 1931'de, Türk Dil Kurumu 1932'de. Bunların her biri ne için uğraşıyor Tonguç Erdem? Milli bilinç. Harikasın. İşte milli bilincimizi sağlamak için hatta Mustafa Kemal Atatürk bizzat kendisi de bu kurumların çalışmalarına katılacak. Türklerin neler neler başardığını gençliğe göstermek isteyecek ve yabancı işletmelerin millileştirilmesi. Böyle yabancı yabancı işletmeler var, biz diyeceğiz ki gel bakalım buraya, biz artık bunlar Türklerin diyeceğiz. Yani milliyetçilikte yine çok önemli bir ilke. Şimdi o zaman cumhuriyetçiliğe sandık çizmiştik, milliyetçiliğe de bayrak çizebilir miyiz Sonuç Erdem benim? Evet hocam. Harikasın. O zaman şöyle güzel bir şekilde ben bir tane bayrak direği yapıyorum. Sonra da bayrağımızı şöyle tam güzel çizemedim tabii ama bayrağımızın zaten mükemmel olduğunu biliyoruz. Şimdi bunu kaldırıyorum ve geldik milliyetçilikten sonra cumhuriyetçilik artı milliyetçilik olan halkçılığa geldik. Şimdi halkçılıkta hepimiz eşitiz diyoruz.
Hepimiz eşit miyiz Songül Şerhat Bey'in? Evet hocam. Harikasın. İşte sen ağasın, sen paşasın, sen hacısın, sen hocasın, sen öğretmensin, sen müdürsün, sen ademesin. Öyle bir şey yok. Hepimiz eşitiz esasında. Hepimiz insan olarak eşitiz. Eşitlik kelimesini gördüğün zaman şak diye halkçılığı işaretleyebilirsin. Zaten LGS'de de sormuşlar. 2019'da, 2018'de, 2020'de hep eşitlik kelimesinin halkçılığa çıktığını bize soruyorlar. Bir kez daha sorabilirler. Sosyal devlet nedir biliyor musun Songül Şerhat Bey'in? Yok hocam. Sosyal devlet, devletin halkına yardım etmesi, halkına eşit davranması, devletin ihtiyaç sahiplerine destek olması. Yani diyelim ki bir evde bir büyük abi var, bir de küçük kardeş var. Baba ve anne daha çok küçük kardeşe destek olur. Niye? Çünkü büyük abi artık büyümüş. Kendi ayakları üzerine durabiliyor. Kendisi okula gidip gelebilir. Kendi harçlığını alıp bir şekilde yiyeceklerini yiyebilir. Ama küçük kardeş daha bebişse, daha küçükse ona destek olması gerekir ailelerin. İşte devletin de ihtiyaç sahiplerine okullar, hastaneler, yollar, köprüler, buna benzer imkanlar sağlayarak herkese eşit davranması, bu sosyal devlet anlayışıyla halka yardım etmesi oluyor. Bu da halkçılık ilkesi. Sosyal dayanışma, cumhuriyetçilik artı milliyetçilik. Bak, şimdi cumhuriyetçilikte herkes beraber milli egemenliğe katılabiliyordu. Herkes oy verebiliyordu. Milliyetçilikte hepimiz Türk'tük, hepimiz ortak bir kader dedik. İşte bu ikisinin birleşimi halkçılık oluyor. Sosyal adalet anlayışı, yani herkese eşit davranmak. Halkın yararına yapılan her şey halkçılık. Topluma hizmet için yapılan her şey halkçılık oluyor. Mesela aşar vergisinin kaldırılması. Şimdi çiftçiden alınan bir vergi var. Bu vergi gelirleri devletin gelirinin %25'ini oluşturuyor normalde. Ama Atatürk diyor ki zaten savaştan çıkmışız. Zaten halkımız zor durumda. O zaman biz bu vergiyi kaldıralım. Halkımız biraz sıkıntı yaşamasın diyor. Ve aşar vergisinin kaldırılması halkın yararına yapıldığı için halkçılık. Kılık kıyafet kanunuyla herkes istediğini giyebiliyor. Eskiden mesela diyelim ki ben hocayım ya. Ben böyle daha büyük bir sarık giymem gerekiyor. Senin kafanda küçük bir takki oluyor. Ben hocayım mesela. Sen ise öğrencisin, daha minnoş bir takken oluyor. Ama artık herkes, sen de buraya takım elbiseyle gelebilirsin. Ben de gelebilirim. Herkes istediği kıyafeti giyebiliyor. Medeni kanunla kadın erkek eşitliği sağlanmış oluyor. Medeni kanun çok çok önemli. Neden? Çünkü kadın erkek eşit. Evlenme, boşanma, miras, istediği mesleği seçme konularında kadın erkek eşit. Öyle değil mi Tonguç Erhan? Evet hocam. Harikasın. Bu da yine hepimiz eşit olduğumuz için halkçılık oluyor. Millet mektepleri okur yazar oranını artırmak için, şimdi çocuklar zaten okula gidiyor. Harf devrimi oluyor 1928'de. Çocuklar okula gittiği için onlara da harfleri öğretmenler öğretiyor. Ama yetişkinler ne yapacak? İşte yetişkinlere de harfleri öğretmek için millet mektepleri açılıyor. Halka eşit davranılıyor. Soyadı kanunuyla ağa, paşa, hacı, hoca gibi ünvanlar kaldırılıyor. Yerine herkesin bir soyadı oluyor. Mesela senin soy ismin Tonguçoğlu olmuş. Mustafa Kemal'e Atatürk soy ismini vermişler. O da zaten mükemmel bir imza atmış zaten. Mustafa Kemal Atatürk diye bunu atıyoruz. Şimdi unvanlar kaldırılıyor ve kadınlara verilen siyasi haklarda yine halkçılık ilkesine giriyor Tonguç Elad'ım benim. O zaman halkçılık ilkesini gördüğümüz zaman eşitlik diyebilir miyiz? Evet hocam. Harikasın. O zaman buraya şöyle bir tane adam çiziyorum. Bir tane kadın çiziyorum. Şöyle saçları daha uzun olsun. Bir tane çocuk çiziyorum. Bir tane daha adam çiziyorum. Bir tane daha kadın çiziyorum. Bunların hepsinin söylediği tek bir şey var. Hepimiz eşitiz diyor. Biz eşitiz. Hepimiz eşitsek bu halkçılık ilkesi oluyor. Devam ediyoruz. Geldik tabii ki de laiklik ilkesine. Şimdi laiklik ilkesine şuna dikkat edeceğiz Songül Şerhat benim. Akıl ve bilimin üstünlüğü laikliktir. Vicdan özgürlüğü laikliktir. Vicdan özgürlüğü ne demek biliyor musun Songül'cum? Bilemedim hocam. Sen de her şeyi bilemedim diyorsun. Neyse söyleyeyim. Vicdan özgürlüğü insanların istediği dini, istediği düşünceyi, istediği tavrı sergileyebilmesidir. Yani isteyen Müslüman olur, isteyen Hristiyan olur, isteyen Allah'a inanmaz, haşa. Yani isteyen istediğini yapabilir. Vicdanen özgür. Ama mesela diyelim ki İran'da vicdan özgürlüğü yok. İran'da kadınlar mutlaka eşarp takmak zorunda. Ne olursa olsun. İster istesin, ister istemesin mutlaka kafasına eşarp takması gerekiyor. Ama bizim ülkemiz öyle değil ki. İsteyen eşarpını takıyor, isteyen takmayabiliyor. Özgürüz. Vicdanen özgürüz. Akılcıyız. Akıl ve bilimin üstüne göre hareket ediyoruz. Din ve devlet içeri birbirinden ayrı ve tüm inançlara aynı mesafedeyiz. Yani bizim ülkemizde Hristiyanlar da kilisesinde ibadet edebiliyor. İsteyen ibadet etmeyebiliyor. İsteyen camileri tıklım tıklım dolduruyor, dualar ediyor, oruçlar tutuyor, namazlar kılıyor. Dolayısıyla ülkemizde laiklik var. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz Songül Şerhat benim. Kesinlikle kesinlikle bilmen gereken bir şey var ki laiklik ilkesi eğitimde, sosyal alanda, yönetimde din yerine akıl ve bilimin esas alınması. Mesela yönetimde saltanatın kaldırılmasıyla din ve devlet içeri birbirinden ayrılıyor. Bu ilk adımın. Halifeliğin kaldırılmasıyla zaten laikliğin önündeki en büyük engel kaldırılıyor. Şer'iye ve evkaf vekaleti kaldırılıyor. Şer'iyenin yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluyor. Evkaf vekaletinin yerine de Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyor. Bunların her biri laikliğin yönetim alanındaki değişiklikleri. Sosyal alanda tekke ve zaviyeler kapatılıyor. Tekkenin küçüğüne zaviye deniyor. Buralar esasında eskiden çok güzel yerler. Buralarda Yunus Emre'ler, Mevlana'lar, Hacı Bektaş-ı Veli'ler,
böyle çok değerli insanlar, Hoca Ahmet Yeseviler yetişmiş. Ama zamanla buralarda bozulmalar yaşanınca Mustafa Kemal Atatürk bunları kapatıyor. Kılık kıyafet kanunu ile herkes modern bir kıyafete kavuşuyor. Medeni kanundan önce mecelle var. Bak, mecelle out, buraya yazıyorum, mecelle gidiyor, yerine medeni kanun geliyor. Mecelle dini bir kanun. Mecellede kadın erkek eşitliği tam yok. Yani kadınlar mesela evlenme, boşanma, miras konularında erkeklerle eşit değiller. Ama medeni kanunla birlikte kadınlar evlenme, boşanma, miras gibi konularda erkeklerle eşit oluyorlar. Bu da medeni kanunun getirdiği bir güzellik, laiklik ilkesi. Tevhid tedrisat 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırıldığı gün eğitimde birlik sağlanıyor. Hatırlarsan Osmanlı Devleti'nde eğitimde birlik var mıydı Tonguç herhalde benim? Yok hocam. Harikasın, yoktu. Hatta bu da LGS soruluyordu. Hani bir medreseler vardı, dini okullar. Bir askeri okullar vardı. Bir modern eğitim veren okullar vardı. Bir azınlık okulları vardı. Dolayısıyla her okuldan mezun olan farklı bir düşüncede, farklı bir amaçta, farklı bir tarz oluyordu. Şimdi azınlık okullarından mezun olanlar azıyordu. Tamamen farklı hareketlerde bulunuyorlardı. Bunlar işte zararlı cemiyetlere destek oluyorlardı. Şimdi medreselerden mezun olanlar tam anlamıyla modern eğitim almıyorlardı. Askeri okullardakiler iyiydi. Mustafa Kemal zaten askeri okullara gitmişti. Modern okullar vardı, bunlar da iyiydi. Ama yani bu eğitimde birlik olmadığını gösteriyor. Ama şu anda Tevhid Tedrisat ile Milli Eğitim Bakanlığı var. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Bütün Türkçe derslerini, tarih derslerini, coğrafya derslerini Türkçe hocalar veriyor. Ve böylece eğitimde birlik sağlandı. Aynı hedefte, aynı ülkede, aynı gayede, aynı amaçla toplanan bir toplum oluşturuldu. Dini sembollerin ibadet yeri dışında yasaklanması. Mesela Müslümanların sembolü hilal, işte Hristiyanların sembolü haç veyahut da başka ne diyebiliriz? İşte Yahudilerin sembolü bu işaret. Bunlar artık ibadet yerleri dışında kullanılması yasaklandı Tonguç evladım benim. Şimdi geldik devletçilik ilkesine. Devletçilik ilkesine baktığımızda şunu görüyoruz. Anahtar kelime ekonomi veya karma ekonomi de diyebiliriz. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'dan sonra halkın elinde yeterli sermaye var mı Tonguç Elhan'ım benim? Yok hocam. Savaştan çıkmıştı. Niye olsun ki? Çok güzel söyledi. Yoktu. Hayır. Ama biz yatırımlar yapmamız lazım. Fabrikalar yapılması lazım. Halkın elinde yeterli sermaye olmadığı için temel yatırımları devlet yaptı ama özel sektörü destekledi. Bak şimdi iki tane esasında temel ekonomik sistem vardır. Birinde her şeyi devlet yapar. Her şeyi. Eczanede devletindir, bakkalda devletindir, her şey devletindir. Birinde ise her şey özel sektöründür. Liberal ekonomi. Biz de savaştan çıktığımız için her şeyi özel sektöre veremeyiz. Çünkü özel sektörün elinde para yok, sermaye yok. Her şeyi devlet yapsa bu da doğru değil. O zaman karma ekonomi uygulandı ve ekonomik kalkınma için fabrikalar, yatırımlar yapıldı. Devlet ve millet el ele ekonomik kalkınmayı gerçekleştirdi. Sermaye kelimesini, para kelimesini, banka kelimesini, misak-ı iktisadi kelimesini bunları gördüğün zaman devletçilik ilkesi diyeceksin. Anahtar kelime ekonomi. O zaman şuraya bir kez daha devletçilikle alakalı fabrikayı çiziyorum. Ben de zaten fabrikacıyım. Fabrikayı gördüğün zaman bak şuraya fabrika yazıyorum Tonguç'um. Burası net bir şekilde dumanlara çıkıyor. Bu devletçilik oluyor. Laiklikte de cami çizmiştik. Evet, buraya camimiz vardı. Fakat şu çok önemli. Cami var ama akıl ve bilimin üstünlüğü de var. Yani E eşittir MC kareydi. Buraya mahyalara yazıyoruz. 3 aylar da geldi bu arada. Ama E eşittir MC karede zaten bilimin üstünlüğü. Zaten Kur'an'da da ilk emir oku. Yani Kur'an-ı Kerim de asla bilime, fenne uzak değil. Bilimi destekliyor. Ama işte laiklik ilkesinde şöyle bir şey var. Yönetimde, siyasal alanda, eğitim alanında. Mesela bak şu tevhid tedrisat eğitim alanında bak. Eğitim alanında laiklik. Eğitim alanında, sosyal alanda laiklik yapılması önemliydi. Şimdi geldik buraya. İnkılaplara bakalım devletçilikle alakalı. Hemen böyle sanayi, fabrika, bankayı gördüğün zaman devletçilik diyeceğiz. Öyle değil mi Tonguç Elhan benim? Evet hocam. Harikasın. Teşviki Sanayi Kanunu, devletçilik. 5 yıllık sanayi planı, Sümer Bank'ın açılması, İş Bankası'nın kurulması, maden tetkik aramanın kurulması, Etibank madencilik için, Büyük Burhan'a karşı önlemler alınması. Yani Büyük Burhan dediği 1929 yılında Amerika battı. Amerikan ekonomisi batınca tüm dünyanın ekonomisi battı ve çok büyük işsizlik, fakirlik oluştu. Bu dönemde devletçilik ilkesiyle önlemler alınmış oldu. Geldik son ilkemize, inkılapçılığa. Burada da anahtar kelimelerimiz çağdaşlaşma, modernleşme, yenilik, değişim, dinamiklik. Şimdi biz hatırlarsan eskiden Arap harflerini kullanıyorduk. Mesela şöyle Tonguç diye yazayım mesela şöyle. Tonguç böyle yazılır, tamam mı? Tonguç böyle yazılıyordu eskiden. Ama biz şimdi Tonguç'u nasıl yazıyoruz? Böyle modern harflerle yazıyoruz. Tonguç'u Latin harfleriyle yazıyoruz. Peki biz harfleri değiştirirken Japonca'ya da geçebilirdik. Şöyle Japonca'ya da Tonguç yazabilirdik. Derdik ki bu da Tonguç derdik. Hayır. Biz Doğuya değil batıya yöneldik. Batıya yöneldiğimiz için çağdaş, modern, yenilikçi, değişim, dinamik bir toplumu tercih ettiğimiz için, muasırlaştığımız için ve Atatürkçülükte duran bir düşünce olmadığı için, durgun bir düşünce olmadığı için
İnkılapçılık ilkesi çok çok önemli. Bütün yapılan inkılaplar esasında inkılapçılık ilkesiyle alakalı. Niye? Çünkü modernleşmeyi sağlıyor. Ama direkt inkılapçılık ilkesiyle alakalı olan, doğrudan inkılapçılık ilkesiyle alakalı olanlar, birincisi kılık kıyafet. Batının kıyafetlerini aldık. Harf devrimi. Batının harflerini aldık. Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik. Batının takvimini, milat takvimini kullandık. Batının saatini kullanıyoruz. Yani saatlerimizi oraya göre değiştirdik. Ölçülerde metre, kilometre, işte kilogram, bunların her biri batıdan geldi. Şapka kanunu yine batılıların giydiği bir kıyafetti. Batıya uyum için yapılan her şey inkılapçılık ilkesi oluyor. Tonguç evladım benim. Demek ki Atatürkçülük duran bir düşünce mi? Hayır hocam. O zaman inkılapçılık ilkesi diye işareteceksin. Tonguç evladım benim. Son bir uyarımız var. Şunu da söylemek istiyorum. Bir inkılap birden fazla ilkeyle ilişkili olabilir. Örneğin harf inkılabının yapılması Batı ile uyum sağlamak istenildiği için inkılapçılık oluyor. Niye? Batı'nın harflerini alıyoruz. Latin alfabesindeki Q, W, X gibi Türkçenin ses yapısına uymayan harflerin alınmaması, onun yerine bizde Türkçe olan neler var? Yumuşak G var, Ş var, Ü var, işte başka ne diyebiliriz? Ö var. Bunlar bizim dilimize, bizim alfabemize özgü. Türkçenin ses yapısına uymayan harflerin alınmaması sebebiyle milliyetçilik ilkesiyle ilişkili. Demek ki inkılapçılıkla da bağlantılı harf inkılabı, milliyetçilikle de bağlantılı. Orada cümleyi iyi yakalamamız lazım. Yani işte Cumhuriyet'in ilanı TBMM, Cumhuriyetçilik. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi olması, yani meclise Türk adını verilmesi tabii ki de milliyetçilik oluyor. Tonguç Elhan'ın benim. O zaman inkılapçılıkta da hemen şöyle bir dünya haritası çiziyoruz buraya. Şuraya Avrupa'yı çiziyoruz. Şöyle Afrika'mızı çiziyoruz. Şöyle Asya'mızı çiziyoruz. Avustralya. Biz buradaydık. Türkiye buradaydı. Biz artık nereye yöneliyoruz? Şöyle biz yönümüzü batıya çeviriyoruz. Demek ki batıya yönelmemiz, çağdaş modern bir ülke olmamız inkılapçılık ilkesiyle bağlantılı Tonguç'um. Şimdi konumuzu bitirdik. LGS'de bu konudan mutlaka soru geleceği için dikkatli olmamız lazım. Şimdi sana hemen ödevlerini vermek istiyorum meydan okuma testine geçmeden önce. Süpersonik kitabında, Dinamo kitabında, tüm dersler soru bankanda ve ondan soru bankasında ödevlerimizin sayfalarını hemen gösteriyorum sana. Süpersonik'te test 65 ve 67 arası, Dinamo'da 58-60 arası, tüm derslerde test 15, soru bankasında test 22 ve 24 arası bu konularla bağlantılı. Bu soruları çözdüğünde emin ol LGS'de hiçbir soruyu kaçırmayacaksın Tonguç Elhan benim. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumları yollayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize LGS yolculuğunuza başarılar. Bu arada LGS ilk tekrar kampına da hepinizi bekliyoruz. İlk tekrar kampında birinci dönemi mükemmel bir şekilde tekrar edip ikinci döneme bomba gibi giriyoruz. Hadi bakalım. Tonguç Dershane sundu.